babam Mengü Ertel'in hiç unutamadığım bir afişi vardır. Water is life diye. Suyun içine bırakılmış bir mesaj şişesi. Mantarla ağzı kapatılmış ve suyun şişenin içindeki mesaj water is life'tir. Su hayatın vazgeçilmezidir. Notalarla yapıldığını düşünmüyorum. Seslerle yapıldığını düşünüyorum. Doğa da bunun içinde tabii ki. Sesler notalardan çok daha fazla. Bu yüzden müzik, yani ritim, armoni ve melodiden daha fazla bir şey benim için. Seslerle düşünmekten ben çok zevk alıyorum. Ve doğanın sesleri de inanılmaz. Ben Murat Ertel. İstanbul'da doğaya ait sesleri kaydedip yepyeni müzikler yapmaya çalışacağım. Sağlam Fikir Sokak vardı Esentepe Gazeteciler Mahallesi'nde. Çocukluğumun büyük kısmını orada geçirdim ve şeydi, çıkmazdı sokakta. Babam grafik sanatçısıydı, Mengü Ertel. Dayılarım da Turan Selçuk ve İlhan Selçuk olduğu için onların çevresi hep sanatçılardan oluşuyordu. Ve herkesin tanıdığı çok önemli sanatçılarla çocukluktan beri beraber olma şansını elde ettim. Anneannemle beraber yaşıyorduk. Büyük bir bahçesi vardı ve ben o bahçede tüm meyveleri ağaçlarından yeme şansına sahip oldum. Yani işte tamam, çam ağaçları falan da vardı ama limon bile vardı. Bu limon yetiştirirlerdi. Kışın içeri alırlardı. Yazın dışarı çıkarırlardı. İşte dut olsun, kiraz, incir, üzüm. Mürdümeriği vardı, balkonumuzun oraya gelirdi erikler. Anneannemle ortak olarak işte evi paylaşırdık. Üst katta o kalırdı, alt katta biz kalırdık. Ama içeriden eve geçilirdi. Ben vişne reçeli çok severdim ve vişne reçeli yapmak için de anneannemin evinin orada böyle kömürlük gibi bir şey vardı. Onun damına çıkıp vişne toplardık. Sonra hep beraber o vişnenin reçelini yapardık. Bunu mesela çok net bir şekilde hatırlıyorum. Sonra hayvanlarımız vardı. Bir kurt köpeğimiz vardı. Bir tane kangalımız vardı. İki tane ördeğimiz vardı. İşte bir havuz vardı. O havuzda yüzerlerdi. Akşamları koyardık, kümese koyardık. Hatta ilkokulda ben Sümer tanrıları olan Ahura Mazda ile Angrimanyu'nun İsimlerini hiç ezberleyemezdim. Bu yüzden ördekleri öyle isimlendirmiştik. İsimleri Ahura Mazda ve Angrimanyu'ydu. Hala hatırlıyorum yani. İstanbul'un tam ortasında böyle bir eviniz vardı. Evet. Çağlayan gibi bir yere gitmiştik. Orada böyle sular değişik şeylerden geçiyordu. Seviyelerden. Göl gibi oluyordu. Sonra orada yine taşlardan düşüyordu. O sesler içinde şöyle bir şeyler düşünmüştüm.
Güzel. Suyun çağlaması gibi bayağı sesler çıktı bence. Güzel. Tamamdır. Burada meşhur rainstick yani yağmur şeyi. Bunun şeye bakalım. Bakalım mı? Bakalım. Şimdi telemini kesip bir gönder bakalım. Yutar mısın bir ara hepsini? Tabii. Tamam. Nereden nereye? Şurası aslında. Orası. Onu büyütebilir misin acaba? Olur mu? Okey. Tamam. Sen bana gönder. Bir tek o şeyi büyütebilirsen. Sen değil Ercan. Öyle değil mi? Zaten öyle. Tren devran. Dönüyorsun da ses yapmaman lazım. Bak mikrofon şey. Kondenser olduğu için iyi şey oluyor. Ses alıyor. Tamam. Bittikten sonra da bir süre Devam etsin. devam etsin. Arada zaten keseceğiz ya şu bunları falan. Onları ayak ayıklarız. O zaman şey yapalım. Rainstick'i bir daha kaydedeceğiz. Ne diyorsun? Hı? Tamam. Akan bir suyu izlemek, denizi izlemek ilham verici. Çok etkilendiğim yazarlardan biri olan Carlos Castaneda, suya bakabilirsin ama ona kaptırmamalısın diyordu Don Juan'a. Ondan ilham al fakat ona kendini kaptırma. Suyun sesini çağrıştırdığı birçok şey var. Farklı enstrümanları suyun sesiyle bir araya getiriyor. Duyduğumuz sesler o şehrin suretleri aynı zamanda. Zaman içinde kaybolduğunu düşünüyoruz belki ama aslında kaybolmuyor. Aynı doğa gibi sesler de zamana direniyor.